Kağıdımızı aldık. Şimdi arkadaşlar biz en son dersimizde ne yaptık? Uluslararası ticaret açıklayan yeni teoriler açıkladık. Uluslararası ticaret açıklayan teorileri biz ne yaptık arkadaşlar? İkiye ayırmıştık. Bunlar bir klasik teoriler, iki yeni teoriler olmak üzere. Klasik teorilerimiz neydi? Mutlak üstünlükler teorisi, karşılaşma üstünlükler teorisi ve faktör donatımı teorisi. Yeni teorilerimiz neydi? Nitelikli iş gücü teorisi, teknoloji açığı teoremi, ürün dönemleri teoremi, tersçerde benzerlik teoremi, ölçek ekonomi teoremi ve monopolcu rekabet teoremi olmak üzere altıya ayrılıyor. Peki biz monopolcu rekabet teoremini anlatırken ne demiştik? Monopolcu rekabet teoremi demek, uluslararası ticareti mal farklılığıyla açıklayan teoriye monopolcu rekabet teorisi dedik. Ya da bir diğer ifadeyle uluslararası ticareti heterojen mallarla açıklayan teoriye monopolcu rekabet teorimi diyorum. İşte bu monopolcu rekabet teorimi deyince karşımıza bir kavram çıkar. O kavramda endüstri içi ve endüstri dışı ticaret olmak üzere ikiye ayrılır. Peki nedir endüstri içi ve endüstri dışı ticaret? Örneğin arkadaşlar biz X ülkesinden ayakkabı alıp karşılığında silgi satıyorsak bu nedir arkadaşlar? Bu endüstri dışı, endüstriler arası ticarettir. Ayakkabı alıyoruz, silgi satıyoruz. Buna ne diyoruz? Endüstriler arası ya da endüstri dışı ticaret diyoruz. Peki biz Almanya'dan ne alıyoruz arkadaşlar? Almanya'dan araba alıyoruz. Peki Almanya'da araba satıyor muyuz? Evet. Onlara ne satıyoruz arkadaşlar? Egea satıyoruz. Onlardan ne alıyoruz? Onlardan Volkswagen alıyoruz. Bakın ne yaptık? Aynı endüstri içerisinde ticaret mi yapmış olduk? Buna da endüstri içi ticaret denir. O halde endüstri içi ticaret demek aynı endüstri içerisinde farklılaştırılmış mallar nedeniyle ortaya çıkan uluslararası ticaret demekmiş. Endüstri içi ticaretin büyüklüğü ise Global Lloyd Endeksi ile ölçülür. Endüstri içi ticaret nasıl ölçülürmüş? Global Lloyd Endeksi ile ölçülür. Peki bu Global Lloyd Endeksi ise nasıl hesaplarız? Global Lloyd Endeksine T dersek 1 eksi ihracat eksi ithalat bölü ihracat artı ithalat diye ölçeriz. Nasıl ölçermiş arkadaşlar? 1 eksi ihracat eksi ithalat bölü ihracat artı ithalat şeklinde ölçeriz. Arkadaşlar bunu 2019 KPSS sınavında sormuşlardı. Tekrar sorabilirler. Ve o soru da şu şekildeydi. Sanayi malları ihracatı 200 milyar dolar ve ithalatı 300 milyar dolar ise bir ülkenin Global Lloyd indeksine göre hesaplanan endüstri içi ticaret değeri kaçtır? Yapalım. Nasıl yapıyoruz arkadaşlar? 1 eksi ihracat eksi ithalat bölü ihracat artı ithalat. Tabii burası mutlak değer içinde. Yazalım yerine 1 eksi ihracatımız ne kadarmış? 200 eksi ithalatımız 300 bölü 200 artı ne yapıyoruz? 300. Hadi eşittir. 1 eksi 100 bölü 500. Gitti mi? Gitti. 1'i 5'e böl 0,2. 1 eksi 0,2'den ne çıktı? 0,8. Bağlantı neymiş? Edirne. Bu şekilde tekrar bir soru gelebilir. Daha önce sordular, tekrar sorabilirler. Çünkü arkadaşlar şunu da unutmayacağız. Uluslararası ticaret açıklamaya çalışan Hechter Onlin teorisiyle diğer teoriler birbirini tamamlar niteliktedir. Endüstriler arası ticaret faktör donatımı teorisiyle endüstri içi ticaret ise tekelci rekabet yani monopolcu rekabet teorisiyle açıklanır. Değil mi? Faktör donatımı teorisiyle neyi açıklıyorduk? Emek yoğun mallar ile sanayi yoğun yani sermaye yoğun mallar arasındaki ticareti yani endüstriler arası ticaret açıklarken endüstri içi ticareti ise neyi açıklıyoruz? Tekelci yani monopolcu rekabet teorisiyle açıklıyoruz. Peki arkadaşlar şimdi neredeyiz? Şimdilik de dış ticaret politikasının kapsamı, dış ticaret politikasının amaçları, dış ticaret politikasının araçları ve gelişimindeyiz. Öncelikle dış ticaret politikasının kapsamı deyince bundan ne anlayacağız? Şimdi değerli arkadaşlar, dış ticaret politikası demek ülkelerin dış ticaret akımlarını doğrudan sınırlandırmak, özendirmek,
veya bu işlemlerin yapılış biçimlerini düzenlemek üzere aldığı kararlar, uyguladığı sistematik politikalara dış ticaret politikası deriz. Bazı dış ticaret politikası deyince aklımıza ne gelecekmiş? Dış ticareti sınırlandıran, özendiren ya da dış ticaretin nasıl yapılacağını belirleyen politikalara dış ticaret politikası diyoruz. Peki bunun yanında benim bir de neyi bilmem lazım? Dış ticarette hükümet müdahalesi nedir? Bunu bilmem gerekiyor. Şimdi arkadaşlar hükümet müdahalesi deyince de aklıma çoğunlukla yani genellikle gümrük tarifleri, kotalar gibi önlemlerle belirli malların ithalatını sınırlandırmaya yönelik uygulamalara hükümet müdahalesi deriz. Bu hükümet müdahaleleri sadece malların ithalatını sınırlandırmaya yönelik olmayabilir. Bazen de ihracatta olduğu gibi ihracatı özendirmek amacıyla da yapılabilir. Hükümet müdahaleleri yalnızca mal akımlarıyla da ilgili olmaz. Yani hükümet müdahaleleri sadece ihracat yapılan mal ya da ithal edilen malla ilgili olmaz. Bazen hükümetler ülkenin emek, sermaye ve teknoloji akımları üzerinde de ne yapabilir? Müdahalelerde bulunabilir. Peki genel ekonomi politikası nedir? Dur. Bakın dış ticaret politikası ve hükümet müdahaleleri dış ticareti doğrudan etkilerken genel ekonomi politikası ise arkadaşlar hükümetin ekonomik ve mali araçları kullanarak çeşitli ekonomik, sosyal ve siyasal amaçları gerçekleştirmek üzere aldığı siyasal kararlar bütünlüğüne ise genel ekonomi politikası denir. Şimdi değerli arkadaşlar, iç ekonomi ile ilgili politikalar dış ticareti etkileyebilir ya da dış ticaret politikaları iç ekonomi politikalarını etkileyebilir. Yani bunlar karşılıklı ne içindedir? Etkileşim içindedir. Yani ekonomide uygulanan iç ekonomi politikası dış ticaretini etkileyebilir ya da dış ticaret politikası iç ekonomi politikaları ne yapar? Etkileyebilir. Şimdi arkadaşlar az gelişmiş ülkelerde ise uluslararası ticaret politikası genellikle kalkınmanın aracı olarak görülmüştür. Ve az gelişmiş ülkeler uluslararası ticaret politikasıyla kullanarak kalkınmaya çalışırlar. Peki dış ticaret politikasının amaçları nelerdir? Dış ticaret politikasının amaçlarına baktığımızda ise bizim karşımıza şunlar çıkar. 1. Dış ödemeler dengesizliklerinin giderilmesi. Yani ülkenin ithalatının ihracatından çok olduğu durumda ülkenin dışarıya bir döviz ödemesi ortaya çıkar. Ama ülkede de döviz yoksa bu durumda ne yapmak gerekiyor? Ya ihracatı arttırmak ya da ithalatı azaltacak önlemler alarak dış ödeme dengesizliklerini ne yapmamız gerekiyor? Gidermemiz gerekiyor. İşte arkadaşlar dış ödeme dengesizliğinin giderilmesi deyince de aklımıza döviz gideri doğuran işlemlerin kısıtlandırılması, döviz kazandıran işlemlerin özendirilmesi ve böylelikle dış ticaret bilançosu açıklarının giderilmesi aklımıza gelecek. Peki dış rekabetten korunma, dış ticaret politikasının ikinci amacı neymiş? Dış rekabetten korunma. Burada kimi koruyacağız? Burada dış rekabetten yurt içi üreticileri yurt dışı üreticilerden koruyacağız. Bu nedenle yurt dışından ithal edilen malları o malın yurt içinde üreten üreticiyi korumak amacıyla ya yurt içine girişini sınırlandırırız ya da yurt içindeki fiyatını arttırırız. Ve böylelikle yurt içi üreticiyi yurt dışı üreticiden korumuş oluruz. Üçüncüsü ise dış ticaret politikasının üçüncü amacı ise ekonomik kalkınmadır. Şimdi arkadaşlar dış ticaret politikasının sanayileşme stratejisinin bir aracı olarak kullanılmasına ekonomik kalkınma amacı denir. Nasıl? Şimdi arkadaşlar ülkeler kalkınmak için neye ihtiyaç duyarlar? Ülkeler kalkınmak için neye ihtiyaç duyarlar? Paraya. Para varsa kalkınırsın, para yoksa kalkınmazsın. Peki kalkınmak için ne olması lazım? Yurt içinde bir tasarrufun, yatırım yapabilmek için paran olması gerekir. Yoksa o halde ne yaparsın? O halde arkadaşlar sen döviz kazanarak tasarruf yaparsın ve elde ettiğin bu tasarrufu yatırıma dönüştürürsün. İşte bu durumda dış ticaret politikasını
kalkınma amacıyla kullandığımızda karşımıza iki tip politika çıkar. Bunlar bir ithal ikameci kalkınma politikası. İkincisi ise arkadaşlar ihracata dayalı kalkınma politikası olmak üzere. İthal ikameci nedir? Yurt dışından aldığın malları yurt içinde üreterek döviz tasarrufu sağlamak ve sağladığın tasarrufla ülkenin kalkınması için kaynak oluşturmaktır. İhracata dayalı kalkınmada ise ülke yurt içinde bir arz fazlası yaratır. Yani yurt içinde bir üretim fazlası yaratır. Yarattığı bu üretim fazlasını rekabetçi bir fiyatla dış dünyaya satar ve bir döviz geliri elde eder. Yani kalkınmak için para elde eder ve bu durumda da ülke kalkınabilir. O halde dış ticaret politikasının kalkınmak için kaç biçimde kullanıyormuşuz? İki, ithal ikameci ya da ihracata dayalı kalkınma olmak üzere. Peki dış ticaret politikasının dördüncü amacı nedir? Dördüncü amacı ise piyasa aksaklıklarının giderilmesidir. Peki bu ne demektir? Size çok basit bir soru sorayım. 1980'li yıllarda evinize buzdolabı almak istiyorsanız sadece ya AEG alabilirdiniz ya da Arçelik alabilirdiniz. Başka yoktu. Ülke dışa kapalıysa bu durumda yurt içinde monopoller ortaya çıkar. Tekeller ortaya çıkar. Ve bu durumda monopollerin olması, tekellerin olması piyasa aksaklıklarının en önemli bir göstergesidir. Çünkü yurt içinde rekabet yoktur. Bundan dolayı da fiyatlar hep yüksek olur. Ülke dış ticarette serbestleşmeye giderek gümrük tarifelerini ya da kotaları kaldırarak ne yapar? Yurt içinde rekabeti arttırır. Rekabetteki artış fiyatları düşürür ve toplumun refahı ne yapar? Artar. Vade dış ticaret politikasının bir diğer amacı neymiş? Piyasa aksaklıklarının giderilmesi. Dış ticaret politikasının beşinci amacı ise ekonominin liberalleşmesidir. Bu ne demektir? Serbest piyasa ekonomisinin bütün kurum ve kurallarının ülkeye yerleştirilmesini sağlamaktır. Yani ülkede rekabeti arttırmak, serbest piyasa ekonomisinin kuram ve kurullarını ülkede oluşturmak için dış ticaret politikası ne yapabilir? Kullanılabilir. Altıncısı ise iç ekonomik istikrarın sağlanmasıdır. Şimdi arkadaşlar iç ekonomik istikrarını nasıl sağlayabiliriz? Bakın bunu şu şekilde açıklayalım. Diyelim ki arkadaşlar biz yurt dışından ne alıyoruz arkadaşlar? Ayakkabı alıyoruz. Değil mi? Yurt dışından aldığımız ayakkabının fiyatı atıyorum 20 TL ve biz yurt içinde de ayakkabı üretiyoruz. Yurt içinde ürettiğimiz ayakkabının maliyeti 30 TL. Soruyorum. Siz yurt dışından gelen 20 liralık ayakkabıyı mı alırsınız? Yoksa yurt içinde üretilen 30 liralık ayakkabıyı mı alırsınız? Hangisini alırsınız? 20 liraya mı 30 liraya mı? Değil mi? Peki bu durumda ne olur? Yurt içinde ayakkabı üretilmez. Yurt içinde üretim yapılmadığı için, üretim azaldığı için ne olur? Ekonomide işsizlik ne olur? Artar. Bu bir işsizliğin artması bir ekonomik istikrarsızlık değil midir? Bir ekonomik istikrarsızlıktır. Peki yurt dışından gelen bu ayakkabıya biz arkadaşlar 20 lira vergi koyarsak 20 lira ayakkabının maliyeti 20 lirası da vergisi yurt içindeki satış fiyatı ne olur? 40. Yani yurt dışından gelen ayakkabının fiyatını ne yaptık? Arttırdık. Peki soruyorum bu durumda artık yurt dışından gelen ayakkabıyı 40 liraya mı alırsınız? Yurt içinde üretilen 30 liraya mı alırsınız ayakkabıyı? Dolayısıyla ne olur? Yurt içinde üretim artar. Üretimi arttırmak için işçi alırız. İşçi aldığımız için de işsizlik azalır ve iç ekonomik istikrarı sağladık mı? Sağladık. O halde aynı zamanda dış ticaret politikası ekondaki iç ekonomik istikrarı sağlamak için de ne yaptık? Kullanmış olduk. Dış ticaret politikasının yedinci amacına baktığımızda ise dış piyasalarda monopol gücünden yararlanma. Peki dış piyasalarda monopol gücünden yararlanma ya en güzel örnek nedir? OPEC'tir. Yani petrol ihraç eden ülkeler topluluğudur. Peki ne yapmış OPEC?
petrol ihraç eden ülkeler bir araya gelerek bir monopol oluşturmuşlar. Ve ürettikleri petrolün fiyatını arttırarak ne yapmışlar? Ülkelerinin refahlarını arttırmışlar. O halde dış ticaret politikası aynı zamanda dış piyasalarda monopol gücü elde etmek için de kullanılabilirmiş. Dış ticaret politikasının bir diğer amacı da hazineye gelir sağlamaktır. Yurt dışından gelen mallara vergi koyarak hazinenin vergi gelirleri ne olur? Arttırılır. Dış ticaret politikasının bir diğer amacı da otarşiyi sağlamaktır. Nedir otarşi? Kendi kendine yeterlilik demektir. Neymiş otarşi? Kendi kendine yeterlilik. Yani ülke dış ticaret politikasını kendisine yeterli olmak amacıyla ne yapabilir? Kullanabilir. Geldik dış ticaret politikasının 10. amacına. Arkadaşlar, dış ticaret politikası sosyal ve siyasal nedenlerle de kullanılabilir. Peki ne yapılabilir? Çevre kirliliği ya da doğal kaynakların korunması nedeniyle ülkeye giren bazı malların girişi engellenebilir ya da çevre kirliliği ya da doğal kaynakların korunması amacıyla yurt dışına satılan bazı malların satışı engellenebilir. Dış ticaret politikası arkadaşlar aynı zamanda dış politika amacından da etkilenir. Bakın dış ticaret politikası başka bir şeydir. Ülkenin dış politikası bambaşka bir şeydir. Örneğin Türkiye Ermenistan'la dış ticaret yapar mı? Türkiye Ermenistan'la dış ticaret yapıyor mu? Hayır hocam. Yapmıyor. Neden? Çünkü bizim dış politikamız gereği Ermenistan'la ticaret ilişkimiz yok. Ülke hasım olduğu ülkeyle hiçbir ticaret yapmayabilir. Ya da ülke dış ticaret politikası gereği kol kola olduğu. Mesela Azerbaycan gibi, Türkiye Azerbaycan gibi çok samimi olduğu ülkelerle dış ticaret daha yoğun yapabilir. İşte dış ticaret politikası dış politikadan ne yapar? Etkilenir. Ve bu durum benim karşıma bir kavram çıkartır ki o kavrama ambargo denir. Ambargo hasım. Yani düşman ülkeye askeri bakımdan önem taşıyan malların satışının yasaklanmasını ifade eder. Değerli arkadaşlar, dış ticaret politikasının amacını gördükten sonra şimdi de neyi göreceğiz? Dış ticaret politikasının araçlarını göreceğiz. Dış ticaret politikasının araçlarına baktığımızda ise 1- gümrük tarifeleri, 2- tarife dışı araçlar, 3- ihracatın özendirilmesi ve 4- bağlı ticaretten oluşur. O halde biz burada ilk önce dış ticaret politikası araçlarını açıklamadan önce bir şey diyeceğiz. Diyeceğiz ki dış ticaret politikasının ilk iki amacı ülkenin döviz tasarrufu sağlamasına yöneliktir. Dış ticaret politikasının son iki amacı ise ülkenin döviz gelirlerini arttırmaya yöneliktir. O halde ülkede döviz tasarrufu sağlamak amacıyla uygulanan dış ticaret politikası araçları, gümrük tarifeleri ve tarife dışı araçlarken, ülkenin döviz gelirlerini arttırmak amacıyla uygulanan dış ticaret politikası araçları, ihracatın özendirilmesi ve bağlı ticaretten oluşur. O halde ilk önce nereden başlayacağız arkadaşlar? İlk önce gümrük tarifelerinden başlayacağız. O halde bir, başlığımız neymiş arkadaşlar? Bir, gümrük tarifeleridir. Neymiş arkadaşlar? Gümrük tarifeleri. Peki gümrük tarifesi nedir? Şöyle bir şey yapalım. Diyelim ki burası benim ülkemin neyi arkadaşlar? Benim ülkemin sınırı. Burası ülkemin içi, burası da ülkemin dışı. Ülkemin dışından bir X malı geliyor. Bu malın maliyeti 10 dolar. Geldi benim sınırıma geldi. Ben dur diyorum. Benim sınırımdan geçmek mi istiyorsun diyorum. Benim sınırımdan geçmek istiyorsan bana bir vergi ödemelisin diyorum. İşte yurt dışından gelen mallara uygulanması gereken vergileri gösteren listelere gümrük tarifesi denir. O halde arkadaşlar gümrük tarifesi neymiş? Gümrük tarifesi yurt dışından gelen mallara uygulanması gereken vergileri gösteren listelere
gümrük tarifesi denir. Ve bu vergiler arkadaşlar iki biçimde belirlenir. Kaç biçimde belirlenilmiş? İki biçimde. Bunlara biz ne deriz arkadaşlar? Bunlara ya otonom tarife deriz, otonom tarife, ya da ne deriz arkadaşlar? Anlaşmalı, anlaşmalı tarife deriz. Peki otonom tarife nedir? Otonom tarife deyince aklımıza bağımsızlık gelecek. Ne gelecekmiş? Bağımsızlık. Anlaşmalı tarife deyince de aklımıza ne gelecek? Aklımıza bağımsızlıktan verilen ödün gelecek. O halde otonom tarife bir ülkenin ulusal bağımsızlığınca tek taraflı olarak belirlediği tarifeye otonom tarife denir. Neymiş otonom tarife? Bir ülkenin ulusal bağımsızlığınca tek taraflı olarak belirlediği tarifeye otonom tarife denir. Peki nedir anlaşmalı tarife? Ülkenin ulusal bağımsızlığından ödün vererek başka bir ülkeyle karşılıklı olarak anlaştığı tarifelere anlaşmalı tarife denir. İster otonom tarife olsun, isterse anlaşmalı tarife olsun, gümrük tarifeleri iki biçimde uygulanır. Bunlar arkadaşlar, birincisi ad valorem tarife, bir diğeri de arkadaşlar spesifik tarife olmak üzere. Ad valorem tarife demek arkadaşlar, parasal değerin yüzdesi şeklinde alınan tarifelere ad valorem tarife denir. Örneğin bu malın yurt dışından giriş fiyatı neydi? 10 dolardı. Biz desek ki bu maldan %50 de fiyatının %50'si kadar da vergi alacağız dediğimizde, o halde bakın 10 dolar malın maliyeti %50'si dediğimizde 5 dolar mı oldu? O halde 10 dolar maliyeti 5 dolar da vergi alacağız. Peki spesifik tarife nedir? Spesifik tarif arkadaşlar diyeceğiz ki maddi bir ölçü ya da bir diğer ifadeyle fiziki bir ölçü üzerinden alınan tarifelere spesifik tarife denir. Örneğin yurt dışından gelen her bir maldan 5 dolar vergi alıyorum dediğimde buna da spesifik tarife deriz. Bak 10 dolar malın maliyeti, yurt dışından giriş fiyatı. Ad valorem tarifi ya da spesifik tarifi de olsa ödeyeceğim vergi 5 dolar mı? 5 dolar da vergisi. Bu malın yurt içindeki fiyatı artık ne oldu? Yurt içindeki fiyatı artık 15 dolar mı oldu? 10 dolar maliyet, 5 dolar da vergi, 15 dolar. Peki bu durumda gümrük tarifeleri nasıl çalıştı? Gördüğünüz gibi arkadaşlar gümrük tarifeleri malın yurt içi fiyatını arttırarak çalışılmış. Nasıl çalışılmış gümrük tarifeleri? Malın yurt içi fiyatını arttırarak çalışır. Şimdi arkadaşlar ad valorem tarifelerle spesifik tarifeleri karşılaştırdığımızda spesifik tarife genellikle standart mallar için uygundur. Ad valorem tarife ise malların kalitesinde önemli bir farklılık var ise uygundur. Enflasyon dönemlerinde ad valorem tarife yurt içi üreticiyi oldukça koruyan bir tarifedir. Dolayısıyla spesifik tarifeler enflasyon dönemlerinde yurt içi üreticiyi ne yapamaz? Koruyamaz. Ve yine arkadaşlar spesifik tarifenin en önemli sakıncası arkadaşlar ithal mal talebini pahalı ve lüks mallara kaydırmasıdır. Peki niçin? Diyelim ki Türkiye'desi ki yurt dışından gelen her bir arabadan 10 bin dolar gümrük tarifesi alacağım. Ne diyor? Yurt dışından gelen her bir arabadan 10 bin dolar gümrük tarifesi alacağım dedi. Peki bu durumda siz ne yaparsınız? Yurt dışından Lada'da alsan 10 bin dolar, yurt dışından Porsche'de alsan 10 bin dolar. En iyisini, en pahalısını almaz mısın? Değil mi? Aynı vergi ödeyeceksin. Bu durumda spesifik tarifeler neye neden oluyormuş arkadaşlar? İthal mal talebini pahalı ve lüks mallara kaydırılmış. Ve yine arkadaşlar, peki ister spesifik tarife olsun, isterse ad valorem tarife olsun,
Tarifeler niçin uygulanır? Yani tarifenin konulmasının amaçları nelerdir? Tarifenin konulmasının iki tane geleneksel amacı vardır. Bunlardan birincisi arkadaşlar koruma amacıdır. Yani yurt içindeki üreticiyi yurt dışındaki üreticiden korumak amacıyla alınan gümrük tarifesine koruma amaçlı gümrük tarifesi denir. İkincisi ise arkadaşlar gelir sağlama amacıdır. Yani hasılat tarifesidir. Peki çok basit bir örnek yapalım burada. Gülnia, sana soralım mı? Hoş geldin bu arada. Soralım. Hoş bulduk hocam. Nasılsın Gülnia? Sorun hocam. İyi misin? İyiyim hocam, siz nasılsınız? Teşekkür. Gülnia, söyle bakalım. Türk kahvesini sever misin? Evet hocam. Sade mi, az şekerli mi, orta mı? Az şekerli. Okey. Peki söyle bakalım Gülnia, kahveyi madem çok seviyorsun, kahve Türkiye'de nerede yetişiyor? Hocam kahve Türkiye'de yetişmiyor diyebiliyorum ama. Aferin, yok yetişmiyor. Yurt dışından geliyor, doğru mu? Evet hocam. Peki yurt dışından gelen kahveden gümrük tarifesi alıyor muyuz? Gümrük vergisi alıyor muyuz? Evet. Ama yurt içinde yok. Bunu üreten kimse yok. Yurt içinde koruyacağımız kimse var mı? Yok hocam. Yok. O halde alınan bu tarife gümrük vergisi sadece devletin hazinesine gelir mi sağlar? Evet. İşte budur. O halde arkadaşlar ne diyoruz arkadaşlar? Diyoruz ki yurt içinde üretilen bir mal yok ama yurt dışından alıyoruz. Yani yurt dışından ithal ettiğimiz mal yurt içinde üretilmiyorsa konulan bu tarife sadece gelir sağlama amacına hizmet eder. Bitti. Peki arkadaşlar gümrük tarifelerinin bir de neye bakacağız? Gümrük tarifelerinin etkilerine bakacağız. Çünkü arkadaşlar gümrük tarifelerinin etkilerini şu aşağıda göstereyim. Neymiş başlığımız? Başlığımız gümrük tarifelerinin ne diyeceğiz? Etkileri. Gümrük tarifelerinin etkilerine baktığımızda birincisi ne etkiler ortaya çıkacak? Mikro etkileri ortaya çıkacak. Mikro etkilerine baktığımızda biz bunu nasıl göstereceğiz? Bakın şimdi değerli gençler. Yatı eksenli diyorum. Düzgün çizeyim şunu bir. Yatı eksen miktar. Dikey eksen ne diyorum? Fiyat. Bu benim ne doğrumdur arkadaşlar? Talep doğrum. Bu benim ne doğrumdur arkadaşlar? Arz doğrum. Arz ve talep doğrusunun kesiti şu bir nol nokta. Ne diyeceğiz? Denge fiyatı P1 değil mi? Ve buraya ne diyeceğiz arkadaşlar? Denge miktarı Q1. İşte bu arz ve talep doğrusunun kesiştiği bu bir nol nokta bana kapalı ekonomi dengesini gösterir. Yani ekonomi dışa kapalıyken nerede dengededir? Arz ve talebin kesiştiği noktada dengededir. Peki bu malın dünya fiyatı burada P word olsun. Yani atıyorum 10 dolar olsun. Peki malın dünya fiyatı PW iken 10 dolar iken bu maldan yurt içinde atıyorum K kadar üretilsin. Yani 10 birim üretilsin. Peki bu malın yurt içi fiyatı PW iken bakın talebe geldim. Bu maddan yurt içinde arkadaşlar T kadar tüketilsin. Atıyorum 50 birim tüketilsin. Dur. Şimdi herhangi bir gümrük tarifesi yok. Veya dış çat yönünde herhangi bir engel yok. Bu durumda gördüğünüz gibi benim ülkemde bu kadar ne vardır arkadaşlar? Düzgün yapayım. Gördüğünüz gibi benim ülkemde bu kadar ne olmuştur? Bu mal talep edilmiştir, tüketilmiştir. Yani 50 birim tüketilmiştir. Ne kadar? Şu kadar üretilmiştir. Hadi bu kadarlık talep neyle karşılanmıştır? Buradaki bu kadarlık talep gördüğünüz gibi arkadaşlar ithalat ile karşılanmıştır. Ne kadar ithalat yaptık? 40 birim. 50 birimlik tüketimin 10 birimi yurt içinde üretildi. 40 birimde ne yaptık? İthalat yaptık. Şimdi bu mala %50 gümrük vergisi koyalım. %50 gümrük vergisi koyduğumuzda bu malın artık yurt içi fiyatı PW artı gümrük vergisi kadar yüksek olacak. Yani 15 dolara mı çıkacak? %50 gümrük vergisi koyduk. Yani ne kadar vergi koyduk? 5 dolar. Bu fiyattan yurt içindeki üretimi atıyorum ne kadar oldu? L kadar. Atıyorum 20'ye çıktı. Bu fiyattan
Yurt içi tüketimi ne oldu? Gördüğünüz gibi azaldı. Atıyorum R'ye düştü. Atıyorum 40'a düştü. Artık gümrük vergisi varken yurt içindeki talebi bu kadar mıdır arkadaşlar? Bu yurt içindeki talebin şu kadarı yurt içinde ne oldu? Üretildi. Hadi geri kalan yine neyle karşılandı? İthalat. Ne kadar ithalat yaptık arkadaşlar artık? 20 birim kadar ithalat yaptık. Öyle değil mi? Bakın arkadaşlar, ben ithalatı ne yaptım? İthalatı gördüğünüz gibi şuradaki talep ile buradaki arzı birbirinden çıkartarak mı buldum? O bana neyi verdi? İthal malı miktarını verdi. Şimdi değerli arkadaşlar, gümrük tarifesinin dar anlamda etkilerine baktığımızda birinci etkisi nedir? Birinci etkisi, gümrük tarifesi yokken ne kadar mal ithal ediyorduk? 40 birim. Gümrük tarifesi varken ne kadar mal ithal ediyoruz? 20 birim. Bir kere ithalat miktarı azaldı mı? Azaldı. Dur. Kime soralım? Eda'ya soralım. Eda, ödevini yaptığın için de sana teşekkür ediyorum. Ödevini yapmayan Demet'i, ödevini yapmayan İsmail'i ne yapıyoruz? Kınıyoruz. Kınadık mı? Hocam benim iptal olmuş. Aa, pardon, özür. Özür. Demet, senin iptal mi olmuştu peki? Hayır hocam. E niye yapmadık peki? Unuttum. Unuttun. Unuttun. Wow. Unuttursan ölürsün. Ben bunu yazdım Demet. Ben bunu yazdım. Hadi Demet, hemen sana soru geliyor. Değil mi Eda? Demet'e bir soralım. Eğer Demet bilemezse ödev kilitleyelim. Değil mi Eda? Bakalım hocam. Tamam. Hadi hemen soralım. Demet, söyle bakalım. Dış ticaret miktarı azaldı. Dış ticarette ihracat ve ithalat miktarına biz ne diyorduk? Miktarına hacim diyorduk. Aferin, oldu ki ödev veremedik. O halde bir kere birinci etkimiz ne oldu arkadaşlar? İthalat miktarı azaldığında gümrük tarifesinin birinci etkisi neymiş? Dış ticaret, dış ticaret hacmi etkisi. Bu dış ticaret hacmi etkisi ne demekmiş? Gümrük tarifesi nedeniyle ithalat miktarının azalmasına dış ticaret hacmi etkisi demiş. Geldik iki. İkincisi, gördüğünüz gibi arkadaşlar, gümrük tarifesi olmadan önce yurt içindeki tüketim ne kadar? 50 birim. Gümrük tarifesi olduğunda yurt içindeki tüketim 40 birime mi düştü? İşte ikinci etki nedir arkadaşlar? İkinci etki tüketim etkisidir. Peki bu tüketim etkisini nereye göstereceğiz? Tüketimde kazanma burada RT arası kadarki mesafedir. Ve bu tüketim etkisini gördüğünüz gibi şuradaki B üçgeninin alanıyla gösteririz. Neymiş bu tüketim etkisi? Nereye gösteriyormuşuz? B üçgeninin alanı. Geldik üçüncü etki. Gümrük tarifesi olmadan önce yurt içindeki üretim ne kadardı? 10 birim. Gümrük tarifesinden sonra yurt içindeki üretim kaça çıktı? 20 birime. Dolayısıyla gümrük tarifesi nedeniyle yurt içindeki üretim miktarı arttı mı? Arttı. İşte buna da ne diyoruz arkadaşlar? Buna da üretim etkisi diyoruz. Ve üretim etkisi, bakın, gümrük tarifesi nedeniyle yurt içi üretim K'dan N'ye arttığı için üretim etkisini ise şuradaki A üçgeninin alanıyla gösteririz. Geldik dördüncü etki. Peki dördüncü etki nedir? Hemen soruyorum. Ey arkadaşlar, gümrük tarifesi koyduğumuzda yurt içindeki tüketim 40 birim, yurt içindeki üretim 20 birim. Aradaki 20 birim fark neyle kapandı? İthalatla kapandı. 20 birim her bir maldan devlet 5 lira ne aldı? Vergi aldı. Bakın ithalat ne kadar? İthalat 20 birim. Her birinden devlet ne kadar vergi aldı? 5 dolar. O halde devletin hazinesine giden gümrük geliri, gümrük vergisi geliri ne olur? 100 dolar. Değil midir? Dolayısıyla arkadaşlar, ben bu durumda devletin hazinesinin vergi gelirleri arttı diyebilir miyim? Derim ki işte buna da ne diyoruz? İşte buna da gelir etkisi diyoruz. Gelir etkisini ise şuradaki C alanıyla gösteririz. Gerçekten de bu C alanı şuradaki kenarla buradaki kenarın çarpımı değil midir? E buradaki kenar bana ithalat miktarını, buradaki kenar ise konulan vergiyi göstermektedir.
Ve onu da neyle gösterdik? C alanıyla. Geldik beşinci ve son etkimiz. Değerli arkadaşlar, şimdi bakın bakalım. Gümrük vergisi olmadan önce yurt içi tüketim 50 birim, yurt içi üretim 10 birimdi. Gümrük vergisi olduğunda yurt içi tüketim 40 birim ama yurt içi üretim 20 birime ne olmuştur? Artmıştır. Yani yurt içi talebin bir kısmı yurt içi üreticiye mi kaymıştır? Değil mi? Gümrük vergisi koyduğumuz için artık ne olmuştur? Yerli mala talep artmıştır. Bu durumda yurt içi tüketicilerden yurt içi üreticilere bir gelir aktarımı olur ki işte buna da ne deriz? Buna da gelir dağılımı, gelir dağılımı etkisi deriz. Ve onu da buradaki D alanıyla gösteririz. Neymiş gelir dağılımı etkisi? Gümrük tarifesi nedeniyle yurt içi tüketicilerden yurt içi üreticilere aktarılan gelirmiş. Çünkü talep ithal maldan yerli mala kaymıştır. Öyle değil mi?